Selamlar değerli takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki ana malzeme ile hazırlamış olduğum nefis bir kahvaltılık tarifle geldim. Malzemelerim hazır, hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Ben bu tarifte iki tane patates kullanacağım. Eğer patatesleriniz çok küçükse 3 adet de kullanabilirsiniz. Patateslerimi soyup yıkadıktan sonra çok ince ince olacak şekilde dilimliyorum. Eğer kalın olursa pişme süresi çok uzayabilir. O yüzden olabildiğince ince dilimleyelim. Patateslerin hepsini dilimledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı mısır unu ekleyelim. Baharat olarak karabiber, pul biber, kekik, tuz ve kimyon kullandım. Bunların miktarlarını damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledikten sonra bütün malzemelerimizi elimizle harmanlayalım. Bütün baharatı, yağı birbirine güzelce geçsin. Patateslerimi güzelce karıştırdım ve artık pişirme işlemine geçiyorum. Pişirmek için uygun bir tavanın içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar daha sıvı yağ ekledikten sonra patateslerimizi tek sıra halinde dizelim. Ara boşluklarda biraz yerler kaldı. Oraya da patateslerin küçüklerinden ekleyip kapatıyorum. Tek sıramız hazır. Şimdi üzerine dilimlenmiş kaşar peyniri koyacağım. İnce ince dilimlerseniz çok güzel olacak. Çok kenarlarına gelmeyecek şekilde kaşar peynirlerini yerleştirdim. Şimdi üzerine bir kat daha patates dizeceğim. Börek lezzetinde gerçekten muhteşem oluyor. Patatesin içerisine mısır unu kattığımız için böyle hafif çıtır çıtır gerçekten çok lezzetli oluyor. Eğer bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hazırlaması ve pişirmesi yarım saat içinde tamamlanıyor ve ortaya gerçekten muhteşem bir lezzet çıkıyor. Evet, kalan patateslerimi de üzerine kapattım. Hiç boşluk kalmayacak şekilde. Şimdi ocağımın üzerine alıyorum. En büyük ocağın en kısık ayarında pişirdim. Kapağını da kapatıyorum ve yaklaşık 14-15 dakika boyunca altının kızarmasını bekliyorum. Herkesin fırınında bu süre değişebilir. Lütfen ara ara kontrol edelim. Benim ocağımda tam 15 dakikada alt tarafı kızarmış oldu. Hemen şöyle kenarından bakıyorum. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Mutlaka kısık ateşte pişiriyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi diğer tarafını çevirmek için üzerine bir kapak kapattım ve hemen dikkatli bir şekilde diğer tarafını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmış. Şimdi diğer tarafını da çevirdim. Altına yağ koymadım. Yeterince yağı var çünkü. Diğer tarafı pişerken üzerini kapatmadım. Açık bir şekilde pişirdim. Çünkü buhar oluşabiliyor. O yüzden diğer tarafını üzeri açık bir şekilde pişiriyoruz. Yaklaşık 11-12 dakikada da alt tarafı kızarıyor. Dediğim gibi mutlaka ara ara sizler kontrol edin. Bu süre herkesin ocak ısısına göre değişebilir. Altını kontrol ettikten sonra gayet güzel bir şekilde kızardığını gördüm ve hemen servis tabağımı alıp üzerine biraz maydanoz serpiştireceğim. Sizler dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Gerçekten peynirle, kaşar peyniriyle patatesin uyumu muhteşem oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Son olarak üzerine maydanozunu da serpiştirdim. Hemen dilimleyerek sizlere yakından da göstermek istiyorum. Yapımı oldukça pratik ama çok lezzetli bir kahvaltılık tarif oluyor. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına da mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Evet, hemen şöyle yakından gösterdikten sonra bir de sizlere doku testi yapmak istiyorum. Kısık ateşte pişirirseniz kesinlikle çiğ kalmıyor ve inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Evet, sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir.
Bana destek olmak için videolarıma beğeni bırakmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.